Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hakan. Bugün sizlere Vezire Karşı Kale konumunu inceleyeceğiz. Vezire Karşı Kale konumu elbette ki vezir olan tarafa kazançtır. Ancak bu zor bir kazançtır ve bazı konumları ve taktikleri bilmek lazımdır. Bilmemiz gereken konum aslında bu konumdur. Bu konuma Fildor konumu denir. Fildor konumu 1700'lü yıllarda yaşamış Fransız bestekar Fildor'un kendi satranç kitabında ele aldığı konumdur. Ve bu konumda Fildor bize nasıl kolaylıkla kazanabileceğimizi anlatmıştır. Ve ben de rahmetli Fildor'dan faydalanacağım. Kendi notlarından faydalanacağım. Şimdi bu konumda sıra siyah da olursa ancak beyaz kazanabilir. Rahat bir şekilde. Ve bunu oluşturan hamleler de aslında vezir üçgenidir. Vezir E5, şah C8'e gidemez çünkü mat var. Şah A7, vezir A1, şah B8 ve vezir A5. Sırayı siyaha vermek burada çok önemlidir. Çünkü siyah zugzwangtadır. Şimdi burada şah elbette ki C8'e gidemez. Vezir A6'dan kale kazanırız. Ve burada kale hamlelerine bakacağız. Kale A7 ve kale E7 hamlelerine vezir D8 var. Kale A7'ye mat olurken kale E7'ye taş düşer. Ve bu yüzden kalenin gidebileceği 6 tane hamleye bakacağız. Öncelikle isterseniz kale B3 hamlesinden başlayalım. Kale B3 hamlesine vezir D8 şah, şah A7'ye vezir D4. Bu önemli bir hamle. Buradaki aslında fikrimiz buradan şah çekerek sürekli çatal karesini yakalayabilmektir. Ancak burada dikkat edelim, hemen vezir E7 hamlesi olmuyor. Çünkü şah A6'ya kaçınca şah çekişimiz olmuyor. Burada vezir E2 şah çekişimiz var ama burada kendi fikrimizden uzak kalmış oluyoruz biraz. Ve bu yüzden vezir D4 hamlesi önemli. Çünkü şah A6'ya kaçarsa bu kez vezir A1'den mat ediyoruz. Ve bu yüzden şah yukarı kaçmak zorunda. Vezir H8, şah A7, vezir G7, şah yine aşağıya kaçamıyor. Aynı çaprazda bulunduğumuz için mat edebiliyoruz. Şah yukarı kaçacak ve vezir G8'den çatı atıyoruz. Aslında genel fikir bu yönde. Diğer hamlelerde de bu fikri göreceğiz. İsterseniz kale B2'den devam edelim. Kale B3'ün neden olmadığına baktık. Şunu söyledim. Kale B2'ye de şimdi vezir E5'ten direkt çatı atabiliyoruz zaten. Bunu da silelim. Kale B1'e de şimdi yine aynı fikir. Vezir D8 ama bu kez incelik var ki vezir E7'den şah çekebiliyoruz. Çünkü kale B3'te olmadığı için yukarı kaçtığı zaman A3'ten mat edebiliyoruz. Vezir E7. O yüzden şah yukarı kaçmak zorunda. Aksi takdirde mat olacak. Vezir F8, şah A7, vezir F7. Burada vezir F7 önemli. Çünkü vezir G7'den şah çekersek bu kez şah yine aşağıya kaçabiliyor. Vezir A1'in olmadığından dolayı. Ve burada vezir F7, vezir A2'ye mümkünleştirmek için aslında önemli. Ve şah B8, şah A8'e vezir A2'ye çatı atardı. Vezir G8, şah A7 ve vezir H7. Kaleyi düşürdük. Temel fikir bu yönde aslında. Şuradan geri dönelim. Burada kale B1 de o yüzden olmuyor. Ve şimdi kale F7'den devam edelim. Kale F7'ye yine aynı mantıkla kenarlardan şah çekerek çatı atmaya çalışacağız. Vezir E5 bu yüzden. Şimdi şah C8'e kaçamaz çünkü vezir H8 mat var. Eğer ve bu yüzden şah yukarı kaçacak. Kenarlara kaçacak ve buradan yine şah çekerek bir şekilde çatı atacağız. Ve buradan vezir B2 yine önemli hamle çünkü şah C8'e mat var. Ve burada şah A8'e vezir A2 çatı atmış durumdayız. Ama burada kale A7'yi düşünenler olabilir. Vezir G8 mat olur. Kalenin kendi şahını kısıtlamasından ötürü. Ve burada o yüzden kale F'de hamlesi de olmaz. Ve kale G7 hamlesine direkt zaten vezir E5 çatı atar. Ve o yüzden kale G7 de olmaz. Son hamle olan kale H7 hamlesine ise vezir B4, şah A8, vezir A3, şah B8 ve vezir B5. Tabii ki yine vezir B2, vezir H8'e gidemediği için tercih etmiyoruz. Vezir B3. Buradaki temel fikir aslında yine şahın buraya gidememesini sağlamak. Şahı sürekli burada gidip geldireceğiz ki
Buradan çapazdan gidip en son çatı atabilirim. Şah A7, vezir A2, şah B8 ve vezir B1. Direkt zaten oyunu kazanır. Ve bu yüzden aslında tüm hamleleri inceledik ve siyah ne yaparsa yapsın kaybeder. Ve rahat bir şekilde kaybeder. Yani konumu bilmeseniz bile aslında fikirleri bulmak o kadar da zor değil. Ve bu yüzden siyahları bu konuma getirmek isteriz. Ancak mesela böyle bir konumda kaldığımız zaman Fildor konumuna nasıl getireceğimizi düşünebiliriz. Ancak burada aslında beyaz şahını getirecek ve aslında mesela şahını şuradan getirsin. Burada siyahlar siyahın şahın gelmesini engellemek için kalesiyle şahı kesmeye çalışabilir. Ancak burada bir şekilde şah çekerek şahı kaleye yaklaştırıp en son şaha yanaşıp şahı kaleye bağlayabiliriz ve buradan şah çekerek yine kaleyi konumundan saptırabiliriz ve şahımızı içeri girebiliriz. Tabii ki de şah kalesine yaklaşmak zorunda çünkü kalesinden ayrı kaldığı her durumda bir şekilde çatı ortaya çıkar ve bunu tabii ki kendiniz bulabilirsiniz. Ve bu yüzden vezire karşı kale konumu aslında kazançtır ve şu konumu bilmek gerekir kazanmak için. Bu konumu aslında ben biraz hızlı geçtim size. Hızlı bir şekilde anlattım. Video çok uzun olmasın diye. Ama siz tabii ki kendiniz bu konumu evde çalışabilir ve tabii ki de siyahın en dirençli hamlelerine karşı nasıl oynayabileceğinizi kendiniz bulmaya çalışabilirsiniz. Ve bulamazsanız da videoyu açıp izleyebilirsiniz. Şimdilik bu videodan bu kadar diyelim. Satrançla kalın, sağlıcakla kalın.